Selamlar. Ne habersiniz bakalım? Bugünkü videomuzda Bence'nin zamanla bozulmasının sebebi neydi? Ve ani bir şekilde reboot'a niye geçiş yapıldı? İşte bu konulara değineceğiz. Evet aslında Bente'nin izleyici kitlesi her geçen gün azalıyor. Tabi ben bunu sadece kimlik kitle için söylemiyorum. Bu benzer reboot izleyenlere de geçerli. Şüphesiz bizim şu anda altın zamanlar olarak adlandırdığımız dönemde inanan benzer bile zamanla izleyici kaybetmişti. Ya tabi bunun tek sebebi sadece onlarsa geçiş yapılması değildi. Tamam o sanat tarzı ve ciddiyetlik gibi bazı faktörler önemli rol oynadı. Ama işte bu tek bir sebep olarak kalmıyor. Bunun yanında birçok yan faktörler de var. Mesela bunlardan birisi zihinlerde oluşan bir bitkınlık. Hani demek istediğim şey sürekli sen Benten'i izle izleye, izleye İster istemez ondan bir soğuyorsun. Tabii bu Beltane özel bir sebep değil. Bu biraz daha genel bir sebep. Nitekim Türk izlerinde de böyle abi. İlk 10 bölümün tadı 50. ile 60. ile aynı olmuyor ki. Ya tabi bu dediğim gibi biraz daha zihinler dişlenen bir neden. Beltane'nin bozulmasının bir diğer faktörü kolayca Belten klasikten Alien Force'a geçiş yapılması. Ya hatta bak düzelteyim Alien Force'un Ultimate Alien olarak devam etmesi. Alien Force sevildi. Çünkü ana karakter saati olan normal bir çocuk olarak başladığı için Elin Force'a zamanla daha olgunlaşmış, daha sorumlu hale gelmiş bir halindeydi. Yani karakter bizlerle beraber büyüyordu. İşte bu da Beltin'in nostaljik olmasının sebebiydi. Yani şimdi Beltin'in bir bölümünü açsanız sadece o yapımı hatırlamazsınız mantık çerçevesinde zamanınıza kendinizi onunla bağlaştırdığınız için kendi geçmişinizi de hatırlarsanız. Doğruyu söylemek gerekirse zaten yönetmenlerin asıl hedefi de buydu. Yani yapımcılar diziyi bizimle bağlaştırıcı hale getirmeye çalıştılar ve kendileri izleyecekleri diziye bağlayan bir çocuk olduğu için izleyenlerin de çocuk olduğu bir dizi olmasını istediklerini söylediler. Aslında bu sayede o dönemlerdeki nesiller şimdi daha özgüvende davranıyor. İşte bu da zamanında Bentsin'i kendileriyle çeliştirdikleri için kaynaklandı. E zaten amaçladıkları gibi Bensin'in bizimle beraber büyümesini sağladılar. İşte böyle bir amaçları oldukları için Elin Force'da daha olgun bir Bentinus'un gördük. Aksi takdirde Benjamin hala 10 yaşında olsaydı bu da izleyici kaybettirirdi. Kısaca demek istediğim şey klasikten Alien Force'a geçiş mükemmeldi. Ama Alien Force'tan Ultimate Alien geçiş yapılırken insan biraz daha farklı karamıyor değil. Özellikle Alien Force serisine geçiş yapılırken yeniliklerin çok olması Ultimate Alien'a daha bir beklenti oluşturdu tek bir değişikliğin Omnitrix yerine Ultimatrix olması beklentiyi karşıladı mı? Hayır. İşte o zaman izleyici düşüşü meydana geldi. Yapımcılar da olayı yanlış anlayıp sanat tarzında değişiklik yaptılar. Epeki ne oldu? Kanalı iflas etti. Omniverse'ü diğer serilerden her ne kadar fazla seven bir kitle olsa da bu yeterli olmadı. En azından şirketin kazancı için oyuncak satışları desen, e alan yok. İzleyici desen, bakan yok. Her geçen sürede Cartoon Network Omniverse için para kaybetti. Hani ellerinde para üzerinden kar olmayınca ne oldu? Hızlıca Omniverse'ün fişini çektiler. Ama adamlar aslında bir yandan iyi dayandı. Yani bizlere şanslar da verdiler. Ya koskoca 8 sezon az mı abi? Daha buna 4 sezonda ekleyeceklerdi. Siz düşünün. Yani bu 8 sezon içinde az buz para kaybetmediler. E dostum tamam da senin bundan ders çıkarman lazım değil mi? Niye reboot gibi bir seri çıkarıp her şeyi bozuyorsun ki? Hani buradaki amaç bizi pişman etmek mi? E tabi kolay iş kolay para olunca atlarsın. Ama ben buraya biraz önyargılı yaklaştım. Belki reboot yapımı borçları kapatmak hedefiyle yapılmıştır. Ne için yapıldı? Şu anda tartışma söz konusu. Ama yeni seri çıktığında amaçları da belli olacaktır. Pekala kankalar, bugünlük benden bu kadar olsun. Aklınıza takılan sorular varsa çekilmeden belirtin. Bu arada açıklamadaki ve yorumlardaki linkten diskosyonumuza gelmeyi unutmayın. Yakında Nitro ve benzeri çekilişler olacak. O yüzden hepinizi bekliyorum. O zaman bir başka videoda görüşmek üzere dostlar. Hoşçakalın.